Motoru yok. Ses yok, gürültü yok. Ehliyetini aldım, dur. Efendim, selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi Porsche Amsterdam'dayım. Bayağı büyük bir yer. Her tarafımız Porsche'ler. Şimdi şu Taycan stoklarındaymış. Tabii ki bu Taycan 0 kilometre arkamdaki. 0 kilometre araç almanın mantığı yok ama bu benim istediğim gibi. Base böyle boş paket. Boşun boşu, tamam mı? Bir şey yok arabada. O yüzden güzel bir Sport Crono var içeride, görüyorum. O yeter. Şimdi şununla bir teste çıkacağım birazdan. İnşallah bu kameranın cup holder'ı, cama yapışan şeyi yanımdadır. GT3'dedir. Şöyle bir bakayım ben ona da. Birazdan burayı komple gezdireceğim size. 10 numara araçlar var. Şu boşun boşu dediğim araca bir bakalım önce. Hani belki ileride ya da ne bileyim birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra düşündüğüm araçlardan biri. Şimdi bu arkadaş base fiyatı 85 bin euro. BPM'i yok. Gördüğünüz gibi sıfır. Çünkü elektrikli arabada özel tüketim vergisi yok. BTV'si de, yani vergisi de 19.600 euro. Optionlarıyla beraber 93 artı 19. Hepsi beraber 113.000 euro yapıyor. How many minutes or kilometers is the test limit? 1 hour. 1 hour? Yeah. Okay. Evet, 1 saat test hakkım varmış Taycan'e. Okay, I will listen to your instructions from this side, if you have any. Oh. You have any instructions? Instructions? Yeah, do you have any, or you want to tell something? You have to start the car here. Okay. On the left. And you can switch this button to drive as well lever. Air conditioning and the seats, seats and cameras. Wow. This is like cool. Good. Yeah. And here you have the multimedia system, so you can make all the... Evet arkadaşlar, Taycan'ı aldık. Aldık derken test yapacağız yani. Test için Taycan'ımızı aldık. Şu an arabamız çalışıyor herhalde. Evet. D'deyiz. Park frenimiz var mı bilmiyorum. Şu an tam olarak 55 dakikamız var. Şöyle yavaş yavaş yola çıkalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu bizim ilk elektrikli aracımız. Sürüşümüz değil yani, kanaldan. Daha önce de Tesla. Şurada pratik yapalım. GT3'ciyim. Tesla testi yapmıştık ama biraz karanlıktaydı falan filan. Telefon çekimiyle olmuştu. Bizim çekimler zaten genelde dandik. YouTuber olmadığımız için. İnşallah Allah bir gün YouTuber olmayı da nasip eder. Evet arkadaşlar, test yaptığım Taycan tam olarak 1939 kilometrede. Şimdi ileride bunu almayı düşündüğümüz için bir hanıma göstereceğim arabayı. Çocuklarla da hep beraber bir yere gidip test etmesi zor oluyor. Şimdi çocukları 2 dakika evde kandırıp alma test yapacağız. Bakalım o ne düşünecek Taycan'ın hakkında. Şu an 389 kilometre gider diyor. Şu sol şeride geçmem gerekiyor hemen. Güzel. Güzel. Bu en base model arkadaşlar. Sadece rear wheel drive, yani arkadan itişli modeli. Dört çeker olan modeli değil. Ama emin olun, nasıl diyeyim size, bizim için hiç önemli değil. Çünkü bizim Lexus zaten 200 küsür beygir. Bu 326 beygir mi ne? Tam olarak o şekilde. 326 beygir. Neden Tesla değildi bu? Tesla daha ucuzken neden Tesla değildi? Porsche'yi düşünüyorum. Arkadaşlar telefon uyarıyor. Geçen gün de AirTag aldıydım arabaya. Arabada duruyor bir tanesi. Porsche'yi arkada unuttum diyor. Bana şey geliyor, uyarı geliyor. Arkadaşlar iç kalitesi bak. Kaliteli, anlatabiliyor muyum? Şuralar falan gacır gucur etmiyor, ses çıkmıyor. Şimdi elektrikli arabada ne olur? Motor yok. Ses yok, gürültü yok. Bir elektrik motorlarının whining sesi var sadece. Uuu diye. Yani bu kadar. Ama öyle olunca ne olmuş oluyor? Siz bütün sesleri, gürültüleri duyuyorsunuz. Tesla'yı test ettiğimde, tabii o zaman eski Tesla'ydı. 2017 idi. 5 sene geçti üzerinden. Mesela sonki modelleri belki çok çok daha iyidir. Ama o zamanki modeli, arkadaş, langur langur içinden nasıl ses geliyor? Buralar gacır gucur. Böyle uhuyla yapıştırmışsın gibi her tarafı, böyle ses çıkıyor arabada. Bu yani, bir de şu var yani, Porsche kalitesini, malzeme kalitesini,
interior kalitesini, şu dokunuşları, deri kalitesini, elektronik kalitesini, ıvırını zıvırını gördükten sonra diğerleri biraz zor arkadaş. Şurada driving modlarımız var. Şu an sport modu aldık. Bir sport plus modu alalım. Evet, sport plus modu aldım. Arabanın üzerinden ufuk çizgisine doğru bakıyorum. Şöyle eğildi sport modda. Sport plus da biraz daha eğildi. Şu an yere yaklaştık. Az önce SUV gibi gidiyorduk. Fake ses mi veriyor? Fake ses mi geliyor? Valla fake ses geliyor. Bizim Lexus NX'te de var. Sport modu alınca fake ses geliyor. Ya da elektrik motoru bir tık daha şeyli. Ama ses geliyor ya. Garip. Süspansiyon biraz daha sertleşti şimdi. Bizim için önemli olan arkadaşlar range'i arabanın. Base modelinin belki büyük bataryalı versiyonu 10 numara olabilir. Yani base modeli yeterince eğlenceli zaten. Şu an basmadan bile. Önümde şey var tabii, siz önümü görmüyorsunuz ama trafiği de göstermenin bir anlamı yok şu an. Önümde kamyon var işte, yolu göster diyenler var. Yolcular var bizim de kanalda. Yolu göster. Nasıl sesi? Çok geliyor mu size ses? Ben şu an bir klima sesi duyuyorum. Bir de öyle dışarıdaki, dışarıdan gelen sesin şeyi, izolesi çok iyi. Arabanın izolasyonu çok güzel. Çünkü Tesla'da nasıl ses geldiğini biliyordum ama tekrar söyleyeyim. Şu anki altımızdaki 2021 ya da 2022 tayken bu. Tam olarak modelini bilmiyorum. Ama şey, o bak burada güzel gösteriyor. Navi senin şu özellikle güzelmiş. Az önce center yaptım Navi'yi. Şurada da gösteriyor, şurada da gösteriyor. Şu yoldan çıkış yap diye. Bundaki ses izolasyonu dehşet. Arkadaşlar biraz dediğim gibi malzeme kalitesi çok farklı. Tesla ile Taycan'ın. Güzel. Şerit okumaları var. Zaten Taycan'dan bahsediyor arkadaşlar. Bunlar basit kalan şeyler. Benim için en önemli şey en basic modelinin hissettirdiği ve dışından gelen gürültüler. Çünkü motor sesi duymayınca dışarıdan ya da içeriden gelen trim sesleri sizi delirtebiliyor. Elektrikli arabada öyle. Elektrikli arabada trim sesi gelmemesi lazım. Vallahi böyle adamı gıcık ediyorum. Gidin. Test yaptığımız Tesla'da. O zamanlar düşünüyordum mesela. O zamanlar yani 2017'de Taycan yoktu. Benim düşündüğüm Tesla vardı. Sonra dedim ki neyse ev alırsak elektrikli araba o zaman düşünürüz. Şeyi çok güzel değil mi ya? Adamlara dedim ben elinizdeki Taycan'ları görmek istiyorum dedim dün telefonda. Dün akşam aradım. Tam kapanmadan önce saat 4-4.30'du. Yarın gelebilirsiniz, bakabilirsiniz dediler. Test drive yapmak ister misiniz dedi. Dedim yani olur. Hani ben test drive için gelmiyorum ama dedim olur yani mümkünse. Orada aynayı ne güzel ayarlamamışız. Her yerden gösterince abi. Tamam dediler, size bir tane ayarlayalım. Saat 3'te gelin, test edin. Tamam dedim ben. Geldim. İsim, soyisim, adres. Ehliyete baktı önlü arka. Tamam, bu kadar. Bir saatliğine verdi Taycan'ı. Tabii benzin parası bir şey yapmayacak mı? Bunun whining sesi çok güzel ama arkadaşlar. Basıncaki o ses, polis olsa da bizi fark etmez bastığımızı. Güzel tarafı o. Yani bu şey versiyonu, gidemeyen versiyonu diyeyim. Hani Taycan'ların arasında. Öyle değil tabi de. Arkadaşlar 326 beygirin ya da tork kaçtı lan? Bunun torkuna hiç bakmadım ha. Bu kadar torkun, bu elektriklilerin torku fazla olur tabii ki. Yani bu kadar torkun bir anda gelmesi sağlam. Ne diyor bak. O ses gelmesi gene güzel. O whining sesi biraz daha fazla da olsa fark etmez. Adamı rahatsız etmez yani. Çünkü bastığında bir tepki bekliyorsun arabadan. Böyle bir şey yap diye. Biz alışız. Biz çatara patara duymadan gidemiyoruz. Oo. Şimdi bir güneş gözlüksüz kullanalım ya. İçi çok güzelmiş böyle. Bayağı ışıkları biraz parlak değil falan diyecektim. Az daha güneş gözlüğü bayağı karartıyormuş. Çok iyi. Gündüzde yani gündüz gözüyle bu elektronik ekranların bu kadar güzel görünmesi, parlaklığı falan muazzam. Hani bir de şu var Tesla'da, çok sevmiyorum yani. Bütün kontroller buraya. Her şeye buraya bakacaksın. Gidiyorsun bu tarafa bakacaksın. Yani biraz alışık olduğumuz tipte bir şeylerin olması güzel.
hızla gidiyordu. 150 oldu hemen. Neyse ben şimdi hanımla biraz test yapacağım. Hanım binsin bakalım. Ben yüksek araba istiyorum deyip. Neyse Taycan'a binince belki fikri değişir. O da ilk defa elektrikli arabaya binecek ama yani hibrit kullanan için elektrikli araba wow ne kadar da sessiz falan olmuyor. Çünkü hibritte de trafikteyseniz, şehir içindeyseniz yarısında zaten motor çalışmıyor. Hibrit kullananlar o elektrik olayına alışıklar zaten. Ama hep elektrikle gitmesi bayağı farklı oluyor tabii yüksek hızla falan. Çünkü basınca motor çalışacak gibi geliyor insana. Kullandıkça insanın fikri oluyor tabii araba hakkında. Şu an kurcalamadım. Bu bir inceleme, review falan değil. Sadece ilk test sürüşü. Hoşuma giden en büyük şey çok büyük sessizlik var içinde tek duyduğum şey klima ve arka motordan gelen whining sesi. Frenler çok iyi. Acaba regenerative power ne durumda? Yani frenlere basınca ki regenerate etme şeyi nasıl? Evet de güzel ya. Öyle acayip dalmıyor. Evet, hanımla test sürüş yaptık. Keşke reaksiyonunu çektirtseydi ama sevmiyor. Ya kameraları sevmiyor. Videolara çıkmayı da sevmiyor. Yoksa çok güzel olacaktı. Çünkü bayağı korktu ilk. Bir bastım. En son boynunu tutuyordu çünkü çok beklenmedik anda oldu. En düşüğünde şu olmaz bu olmaz ya hani arabaların normalde. Böyle değil. Güçle alakalı en düşüğünde aslında. Opsiyonları istediğiniz opsiyonu yine koydurabilirsiniz arabaya. Ama ben çok fazla opsiyon düşünmem yani alacak olsam. Sports car nasıl yeter. Güzel görünüyor çünkü. Sports car nasıl Porsche'de Porsche değil gibi bir görünüyor. Arkaya unutup bak hanım arkaya bir otursaydı bir baksaydı boşluğuna. Şu üzerinin rengi değişiyor diye biliyorum ama işte neredeki ayarı bilmiyorum. Ya elektrikli arabalarda kötü olan şey şu. Kötü demeyeyim de yani. Hem avantaj olarak sandığımız şey dezavantaj aslında. O hızlanırken ki ivmelenmedeki zevk alma süren çok kısa. Çünkü hız sınırında bakıyorsun geçmişsin bile. Lan daha dur. Bir saniyelik bir heyecan yaşamıştık. Hız sınırına ne ara geldik? Oluyor. Ayda, yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanından ayırda. Öldüm mü kaldım mı diye sor ara sıra. Adımı kalbi yaz beni unutma. Frenleri 10 numara ya. Frenleri GT3'nin frenlerinden iyi. Kadına dedim ki kaç kilometre gider bir pille dedim yani doktor olunca. 320 gider dedi. Şimdi şu an 339 diyor. Biz araba bindiğimizde 380'lerde gösteriyordu. Ben 50 kilometre tabii ki yapmadım. Ama modu değiştirdiğim için bulunduğum moda göre ortalama gidebileceğim menzili söylüyor bana. Şöyle eski moda doğru geri gelirsek. Şimdi 339'dan 348'e çıktı sporta alınca. Normale getirince de 356'ya çıktı. Her çevrişimde bir 8-10 kilometre artıyor. Range'e gelirsem eğer, yani az ye, sakin ol, hemen torkunu verme, bataryaları bitirme diye gelirsem 368'e çıkıyor. Range'e gelince şeymiş, maksimum 100'e kadar beni bastırtıyormuş. Normali alalım. İşte 360 küsür, şu an 360'larda. Çok rahat arkadaşlar, çok rahat. Süspansiyonları öyle güzel ayarlanmış ki, mesela bizim NX'te, Lexus'ta süspansiyonlar çok güzel, yumuşak. Ama işte damping'i iyi değil, geri tepkisi iyi değil yani. Yumuşak süspansiyon, aşağı basışı güzel, geri gelişi güzel değil yani. O tepkisi iyi değil. O ne oluyor? Araba sallıyor seni. Mercedes 403 gibi arabanın içinde sallanıp duruyoruz. Bu şey yapmıyor bile, hissettirmiyor. Aynı mekanlarda dolanınca hanımla o da fark etti ya, bunun süspansiyonları daha iyiymiş. Bizim Lexus'a göre. Bir de moduna göre ayarları değiştiriyor süspansiyon ayarları. O da güzel oluyor. Aynalardaki kör nokta uyarıcısı güzel. Öyle küçük bir lamba değil de 3 tane alt alta LED yanıyor. LED lambalar. Bu içime sindi. Mesela Tesla'ya ilk test yaptığım zaman içime sinmemişti. Model S'ti o zaman.
yani şu an mesela 2022 modeli çok daha iyidir tabii ki 2017'ye göre. En azından o trim sesleri gitmiştir belki. Daha iyidir. Daha sessizdir, izolasyonu iyidir falan. Şimdi bazı arabaların vergisi fazla, normal yol vergisi. Bazı arabaların da lüks tüketim vergisi var burada. Gösterdim ya BPM. Birazdan Porsche dealer'da da ona bakacağız BPM'e. Arkadaşlar BPM ÖTV. Bu kadar. Kısacası ÖTV. Ama Touring'e bakacağız birazdan orada arkadaşlar. Touring'in bir ÖTV'si var. Öyle böyle değil. Yani yeni GT3 Touring'in ÖTV'si 70 bin euro civarında. Daha bunun BTV'si var. Yani şey BPM 70 bin euro, bir de BTV var yani KDV'si. KDV'si de fiyatının %21'i. 170 bin euroluk araba Hollanda'ya 285'e geliyor arkadaşlar. Aynı arabayı bir başka bir kişi Almanya'da 200-205'e alabiliyorken Hollanda'daki vatandaş bunu 280'e alabiliyor. Ama tabii bunun da bazı şeyleri var, yöntemleri var. Yani arabayı sıfır alırsın, Almanya'da alırsın. Orada kaydettirirsin bir kez, o zaman ikinci el olmuş olur. Biraz da kilometre yaparsın Almanya içinde. Sonra buraya import edersin. 70 bin değil de 30-40 verirsin. Ya da bir önceki seneninkini alırsın. Çünkü üretildiği aya göre burada BPM önemli. BPM veriliyor. Arabanın üretildiği aya göre yani. Ve bu BPM olayı bayağı bir can sıkıcı. En azından böyle ülkelerde, yolların çok güzel olduğu, güvenli olduğu ülkelerde ya sen bu adamdan bu kadar parayı alıyorsun, 5000 euroluk araba da 90'dan gidebiliyor, 100'den gidebiliyor sınırda. 200 bin euroluk araba da 90'la 100'le gidebiliyor. Bir anlamı yok ki. Yani şöyle diyeyim size. Benim BMW 335i ile GT3 ile sizce aynı hızda mı dönerim virajı? Yani ikisinin kapasitesi çok farklı arabalar değil mi? Ya da işte yüksek hızda aynı stabilitede mi bu arabalar? Bu arabaların bir rate'leri olsa ya, yollar ona göre mi düzenlense? Hemen yapıyorlarmış. Hemen yapıyor. Tamam ya dediler, sen öyle düşünüyorsan. Ama şunu demek istiyorum. Yani sen fazladan vergi alıyorsan herhangi bir ülke, her ülke her bu arabadan lüks diye bilmem ne diye fazla vergi alıyorsan ona göre de bir şey sun, değil mi? Bak Almanya'ya. Yolları kötü olsa da hız sınırı yok. Yolları çok kötü Almanya'ya. Çok güzel section'ları vardır. Yani çok güzel bölümleri kesin vardır. Ama bana denk gelmedi. Ova'da yol yaptım Almanya'nın içinde. Toplamda ne yaptım? 1500 kilometre yol yaptım Almanya'nın içinde. Bana denk gelmedi ya. Hoplaya zıplaya gidiyorsun. İnsanın ondan sonra 220'yi geçesi gelmiyor. Şaka bir tarafa da arkadaşlar, hani öyle bir şey olmuş olsa güzel olurdu yani, değil mi? Bakayım ya dışarıda nasıl gürültü varmış. Dışarıda böyle gürültü varmış arkadaşlar. Hani cam açınca sizin... Perdenin o taraftaki camı da açayım. İzolasyon böyle yani araba. Bayağı güzel izolasyonlar. Değil mi? Şimdi bir daha kapatalım. Nasıl? Çok fark var. Malzeme kalitesinden değil, siz artık arabadan değil. Hani şeye göre bazen insan düşünüyor ya. Ne kadar kilometre gidebiliyor? Elektrikli şeylerde en önemli şey o. Kaç kilometre gidebiliyor? Fiyatı ne? Ama kalite farkı çok farklı. Onu da şöyle düşünmek lazım o zaman. Hani bir araba, normal benzinli arabayı da bir depoda kaç litre alıp kaç kilometre gidiyor? Fiyatı ne diye bakınca öyle olmuyor. Ama elektrikli arabada hep range ön plana çıkar. Çünkü şarj imkanıdır vesairesidir. Bunun şarjı benim bildiğim kadarıyla bayağı hızlı şarj olabiliyor. Arkadaşlar saat tam 16. 16'yı 10 geçe bırakacaktım arabayı. Yani ben binerken öyle baktım. Biz bir saat civarı dedi. Hani öyle acayip bir şey yapmadım. Şu saatte muhakkak burada olduğunu demedim. Şu tarafa park edelim bari. Çünkü başka bir Taycan gelmiş oraya, doldurmuş oraya. Falan. Güzel. Turbodaki vites gibi aynı vites. P'ye bastık.
Stop edelim. Sevmediğim nesi var desem, sevmediğim bir şey olmadı arkadaşlar. O koltuk geri geldi. Direksiyon yukarıya kalktı. Güzel bir çıkış pozisyonu sağlandı. Şimdi sizi oradan alayım ben bir. Arka tarafı falan bir göstereyim. Bagajını bir de ön kaputun içini gösterelim. Motoruna bir bakalım kaç silindirmiş. Şimdi bu arabanın meraklıları zaten başka videolara bakmışlardır. Onları görmüşlerdir ama şuradan kokpitten en azından sadece bu videoyu izleyenler için şöyle bir görüntü sunalım. Kaliteli arkadaşlar. Bayağı kaliteli. Sanki hani canlıymış gibi kaliteli görüntüleri. Uydu görüntüleri vesaire. Şurada bir feedback veriyor size. Hafiften ekran içeri gidiyor. Dokunmatik değil yani. Basmanız gerekiyor. Bu daha güzel. Hani dokunmatikte elin aldı mı almadı mı feedback vermiyor falan onu anlamıyorsun ama basmalı daha güzel. Bu şekilde yapmışlar. Şunların parlaklıkları 10 numara. Şu sağdaki meriden, şu sağ tarafı dolanabiliyorsunuz burada. Soldaki meriden de radyonun sesi vesaire. Medyalar, işte buradan konuş bas konuş özelliği vesaire onları da oradan yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle arka tarafa bir geçelim bakalım. Bizim boyumuz ve kilomuzla arkada nasıl bir yer var. Anahtarına bakacak olursak anahtarı bizim 911'inki kadar şişkin değil. Şimdi bakayım bizim GT'nin anahtarı yanında mı? Farklarına bakacak olursak GT'ninki şişkin üst tarafı biraz daha. Bu biraz daha modern ve şöyle şu şekilde geliyor geriye doğru. 911 gibi değil yani biraz daha tay kendimsi diyelim biz ona bak. Arka taraflarındaki şu şişkinliği çok güzel yapmışlar. Ama 911'de o var mı o kadar? O kadar yok. Biraz var da o kadar yok gibi. Öbüründe şöyle bir tık daha fazla. Evet. Şimdi benimkinde iki tane bir tane tuş varken sadece ön taraf açabiliyor. Bunda hem önü hem arkayı açma tuşları mevcut. Şimdi ön tarafı açalım. Ön tarafı açtık ve bakalım ne kadarmış. Bagajı GT3'ninkinden daha küçük. GT3'de şu yanlarda, şu hazne komple bagaj gibi. Bu yanları bir tık daha kapalı. Buralarda başka şeyler de koyuluyor demek ki. Şu ön tarafı biraz daha geliyor. Yani. Gözleri güzel. Ben sadece şu hava kanallarını alışamadım bir türlü ama siyah da çok fazla belli olmuyor. Mesela beyaz falan olursa şu böyle aşağı sarkmış şekilde duruyor. Böyle bir değişik bıyık tarzı gibi duruyor. O bir hoş gelmiyor nedense benim gözüme. Ama farların kendisine bakacak olsak çok iyi. Ön taraflar 265, 35, 21. 21 inçlik kocaman jantları var. Jantlar 10 numara duruyor. Bunlar base arkadaşlar. Direkt base ya. Arka taraflarda Pirelli P0 var. Ve arka taraflarda 21 inç ama genişliği 305. Base grade Taycan'da 305 kullanmışlar arka lastiklerde. Bizim GT3'de yine aynı şekilde 305. Şuradan bagaj açalım. Bagaj kendisi açılıyor. Tabii aşağıdan yukarı kadar bayağı bir bataryalar vesaire geldiği için bagajı dar. Böyle acayip büyük değil ama yeterli boşluk var diyelim. GT4 gidiyor bak. Cayman. Bunu kapatalım. Şu yenilerde arkadaşlar yani bunlarda komple baştan başa giden fren lambası mı diyeyim artık arka lamba ve şu Porsche yazısı çok güzel görünüyor ya. 10 numara görünüyor ya. Taycan yazıyorsa sadece base grade'tir haberiniz olsun. Arabanın kapıları açık olduğu için dışarıda duruyor bu şekilde. Başka biri montunu unutmuş burada. İnşallah bugün test yapanlardan biri değildir. En son önde ben oturuyordum. Bayağı geride. Bir de tam ineceğim zaman iyice geriye geldi koltuk. Şu an bayağı geride. Ve diz mesafem Ama dediğim gibi ineceğim için bile bayağı geriye geldi. İneceğim diye yani. Baş mesafesine bakacak olursak. Kafam yukarı çatmıyor ama gözlük çatıyor. Biraz daha yatarak şöyle. Koltuk ayarı var mı? Koltuk ayarı sabit değil mi? Bu elektrikli arabalarda böyle bir dert oluyor. Tesla'da da böyleydi arka taraf. Keşke bir tık yukarıda olsa koltuklar. Çünkü şurada şu mesafede çok büyük boşluk kalıyor. Burası destek almıyor.
diziniz yukarıda oluyor. Uzun yolda ağrıtır. Ama bizim arkada ben oturmayacağım, çocuklar oturacak. Dolayısıyla sıkıntı yok. Lakin şöyle kapıyı kapattığımızda, arka kapılar da bu arada çerçevesiz. Şöyle gösterelim. Arka kapının çerçevesi yok. Cam tamamen aşağı inmiyor. Ama cam mesafesi şu kadar. Ne kadar? Şöyle benim açınca şöyle 23 santim oluyor. O kadar. Öne doğru genişliyor. Arka tarafa doğru azalıyor bayağı bir. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel araba. Alınır araba yani. Hakikaten. Nasip. Hadi bakalım. Şimdi bir sonraki videoda da içerideki araçları görmüş olacağız. Bakalım ne araçlar var ve Porsche'de fiyatlar nasıl, Hollanda fiyatları. Ey Almanya'dakiler, sizin fiyatlarınız uygun. Porsche'nin Hollanda fiyatlarını görünce bayağı bir delireceksiniz. Sıfır fiyatlarını söylüyorum. Bayağı pahalı burada. Bayağı pahalı. Efendim, Taycan videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Arabayı açık bırakmışım. Arabayı stop edeyim. Belli olmuyor. Ekranlarına bakmasan hiçbir şey belli değil tabii ki. Elektrikli arabalarında böyle derdi var. Hadi bakalım. Gittik. Soft close var mı? Yok. Bayağı bildiğin close yapacağım. Tek basış yetmiyor. Uzun basmak gerekiyor. Kapanması için uzun bastık ve kapattık. Karşı taraftan eşyalarımızı alalım. Genel olarak ben sevdim. Bunlar hep testlerden gelen arabalar ya da şeylerden gelen araba. Gayet hoş.